Short answers in English. İngilizce'de kısa cevap. Bir soru cümlesine kısa cevap verirken cevap olumlu ise yes ile, olumsuz ise no ile başlanır. Daha sonra sorudaki özne gelir. Özne bir zamir ise zamir aynen kullanılır. İsim ise o isme uygun zamir kullanılır. Soru cümlesinde yardımcı fiil varsa bu yardımcı fiil cevapta kullanılır. Cevap olumlu olacaksa yardımcı fiil olumlu halde, olumsuz olacaksa yardımcı fiil not ile birleşerek olumsuz hal verilir. Soru cümlesinin esas fiili kısa cevapta yer, alm yer almaz. Örnekler: Is Ahmet at school? Ahmet okulda mı? Yes, he is dediğimde evet okulda anlamı veriyor. Has he a lot of friends? Onun çok arkadaşı var mı? Yes, he has diye kısa cevap verdiğimde evet var anlamı veriyor. Does, does the bus stop here? Otobüs burada durur mu? Yes it does. Dediğimde evet durur anlamı veriyor. Burada yalnız öznelere dikkat edelim arkadaşlar. Mesela son cümlede does the bus stop here? The bus kısa cevap cümlesinde ne oldu? It oldu arkadaşlar. It does diyoruz. Is Mehmet a doctor? Mehmet doktor mu? No, he isn't. Hayır değil anlamında. The children play in the garden. Çocuklar bahçede oynarlar mı? No, they don't diye kısa cevap verdiğimde hayır oynamazlar anlamı veriyor. Does the bus stop here? Otobüs burada durur mu? Yes, it does dediğimde evet durur anlamı veriyor. Are you a friend of Selim? Sen Selim'in arkadaşı mısın? Yes, I am dediğimde Evet, arkadaşım anlam veriyor. Am I reading this right? Bunu doğru okuyor muyum? Yes you are dediğimde evet okuyorsun anlamı veriyor. Am I too old for her? Onun için çok mu yaşlıyım? No you aren't dediğimde hayır değilsin. Is there a fireplace in the house? Evde şömine var mı? Yes there is dediğimde evet var anlam veriyor. Bu cümlede arkadaşlar fireplace, a fireplace. Özne tekil olduğu için there is kullandım. Çoğul olsaydı there are kullanacaktım. Are there any oranges in the basket? Sepette hiç portakal var mı? Ye, yeah, no there aren't dediğim zaman hayır yok anlamında. Gördüğünüz gibi bu cümlede oranges çoğul olduğu için are kullandım arkadaşlar. There aren't dedim. There isn't demedim. Have the workers got overalls? İşçilerin tulumları var mı? Yes, they have dediğim zaman evet var anlamında. Can your grandfather hear us? Büyük babam bizi duyabilir mi? No, he can't dediğimde hayır duyamaz anlamında. Does she speak French? O Fransızca konuşabilir mi? Cevap olarak kısa konuşabilirse ne diyeceğim? Yes, she does. Konuşamazsa no she doesn't diyeceğim. Yes, she does demiş burada. Evet, konuşabilir anlamında. Do you get up early? Erken kalkar mısın? Cevap olarak ne diyeceğim? No, I don't ya da yes, I do kısa cevap. No, I don't demiş burada. Hayır, kalkmam. Will the students come tomorrow? Öğrenciler yarın gelecekler mi? No, they won't. Kısa cevap hayır gelmeyecekler anlamında. Must ile sorulan soruya olumsuz cevap verilecekse needn't kullanılır. Need ile sorulan soruya olumlu cevap verilecekse must kullanılır arkadaşlar. Must my father come too? Babam da gelmeli mi diye sorduğunda No, he needn't. Hayır, gelmek zorunda değil. May I ask you a question? Sana bir soru sorabilir miyim? Yes, you may. Evet, sorabilirsin. Must I water the flowers? Çiçekleri sulamalıyım, sulamalı mıyım? Yes, you must. Kısa cevap. Evet, sulamalısın anlamında. Did your sister come to the party? Kız kardeşim partiye geldi mi? Kısa cevap ne diyebilirim arkadaşlar? Yes, she did. Ya da no, she didn't. Yes, she did demiş burada. Evet, geldi anlamında. Could she fly to Rome tomorrow? Yarın Roma'ya uçabilir mi? Yes, she could diyeceğim ya da no, she couldn't diyeceğim. Kısa cevap. Yes, she could demiş burada. Evet, uçabilir anlamında. Have you seen my father? Babamı gördün mü? Yes, I have ya da no, I haven't diyeceğim. Kısa cevap. No, I haven't demiş. Hayır, görmedim. Has she closed the door? Kapıyı kapadı mı? Yes, she has. Evet, kapadı anlamında. Bu yapıda bir sözün hayret uyandırdığını belirtmek için yes yerine so kullanılır. Örnek, the president has refused to resign. Başkan istifa etmeyi reddetti. So he has dediğim zaman, ya öyle demiş oluyorum. The boss fired Jeffrey. Patron Jeffrey'i kovdu. So he did dediğim zaman ya öyle anlamında. Hayretle karşılama anlamında. Bir şeyin çok tabi olarak öyle olduğunu belirtmede yes ve so yerine of course kullanılır. I can speak English. İngilizce konuşabilirim. Of course you can dediğim zaman tabi öyle elbette konuşabilirsin anlamında. He is very kind person. O çok nazik bir insan. Of course he is dediğimde elbette öyle, tabii öyle anlamında. Olumsuz düşünceye katılma yapısına bakalım. Olumsuz bir cümledeki düşünceye katılma cümlesi no ile başlar ve cümledeki yardımcı fiil kullanılır. Örnek She isn't a beautiful woman. O güzel bir kadın değil. No she isn't diye katılıyorum. Evet öyle evet değil anlamında. He hasn't a car. Onun arabası yok. No he hasn't diye katılıyorum karşı tarafa. Evet öyle evet yok anlamında. They didn't break, break the ways. Onlar vazayı kırmadılar. No they didn't diye katılıyorum karşı tarafa. Evet öyle evet kırmadılar anlamında. Thanks for watching.